çok mutluyum, inanamıyorum. Haksız bir 5 puan gitti. Bir tane gerçekten bir konuda sana... Yani kızıyorsun, değil kızıyorum mi? Anne. Cesaretimi kaybettim dünden sonra. Cesaretini kaybetmişsin. Bir verirdim ama kötü diye değil. Bir şey söylemek istiyorum. Ben teyze. Söylediklerinde sonuna kadar haklısın. Sadece bu kadar söylüyorum sana. Söylediklerini böyle tekrar tekrar düşün. Ona göre puanlamanı yap. Ben dedim ki Nurten Kuşatan bugün 5-1-1-1 yapacak. Ya işte. Şu yemekte yapmayacaksan ne zaman yapacaksın? İşte, işte çok pişmanım. Ya dünkü tamam. Dünkü olayda çok üzüldüm. Yani sen dedin ya anne 5-4 ya. Çok kalın, çok kocaman bir Nurten köfte teyzeciğim. Ama çiğ değil. Şimdi Aysun'un tabağında bir kere ekmeği çok aşırı inceydi. Hamburger ekmeği tamam birazcık daha... Bak benimki tam ölçü. Tam hayır. Ölçü benimki. Aysun'un ekmeği kabarmaktan böyle yarılmış. Yarılmamış, pişmiş. Aysun teyzeciğim yapamamış Nurten yani teyze. Yarılmış olabilir ama... Onun ekmeği çok ince, bezelerinde mi bir şey yaptı ya da birini büyük birini küçük mü yaptı, bezeyi mi alamadı bilmiyorum. Ama hayır. Bak üstü bile tam kızarmamış. En kızarmış kimin? Ekmek, Aysun en güzel ki? Olan benimki. Ha, benimki kızarmış. Gel. Allah bak, aşkına bak. Bak en kızarmış, gel. Göremiyor. Bak gördün mü? Allah aşkına sen nasıl bana kızarmamış mı diyorsun? Bak bak içlerine... Yarılmış. Yarılmış ekmek olması onu kızarmış anlamına patlamış. Gelmez. Sen yerine geçer misin çok. Hayatım? Çok da güzel. Hayatım öğrencim şuna değilim bak, ben senin. Şuna bak. Ama ne diyor yerine mi geçerli geçen, fazla neyse, buna sen karar verin. Onu çağırmıyorum ben. Ben onun muhatabı olarak yemeği ama. Ben yapmış olan, hani ben yaptığım için ben cevaplamak istiyorum. Çok da güzeldi. Bence senin benim keşke tabağımla bir ilgili yaptığın yorumun aynısı senin tabağında mevcut. Bir saniye. Paylaştırmayı güzel yapamazsın. Bir dinler misin? Asla o kadar büyük o bir benim tabağım olma. Değil zaten. Bu da bu senin değil mi? Bu benimki tamam, evet. Bu da yapamadı, bu da yapamadı o işte. Tamam yapamadığına 4 vermiş ya. Yapamadığına 4 vermiş. Şuna bak. Bak bak çiğ, bak. Çiğ değil. Köfte harici çiğ her şeye benziyor yani. Bu ne böyle gel top yok. Gibi yuvarlamış koymuş. Senin bak, de gel gibi senin daha küçük. Bak 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 çok küçük. Çok ebat küçük. Bak bak Fatma. Sen koyduğunda bakar mısın ne kadar güzel tatlı. Minare bak, gibi senin bak, ekmeğine gerek. Falan bak. Ekmeği yumuşacık fısır bakın, fısır. Bakın bak, ben ne bak. Ekmeklerine ne köftelerine çiğ demedim hiçbirine. Demedin. Kabarmışlıklarına göre. Ama bak bu da buna, kabarmış. O da... Dört veremezsin buna o zaman. Anneciğim. Bunun hakkını yemiş anne, vallahi ona ben karar gerçekten veririm. Gerçekten hakkını yemiş. Tabii ki de sen karar verirsin. Ben bugün 5-1-1 yapardım ama ben dün çok üzüldüm. Anne. Tamam gelinin tabağını buldun ama bunu da hakkını yedin. Yok yemedim. Gerçekten o tabağın hakkını yedin. Dün hak yiyenlere söylesen kuru ete beş verdiler. Sen de söyleyebilir miyim? Söyledim. Senin hamburgerin minare gibi olmuş, minareyi... Sen zaten hiç yapamazsın. Uydururmuş. Anladın mı? Senin hamburger minare gibi. Sen kaç çıkmışsın ekmekle köfteden. Sen zaten hiç yapmayı bilmediğin için seni hala almıyorum. Ya alakası yok. Geç de benim köfteme bir senin bak önce. Sen köfte nasıl yapıldığını senin öğren. Senin hamurun da ortada, ekmeğin de ortada, salatan da ortada, köften de ortada. Yakmış bırakmışsın yani. Seninkinin köftesi küçüktü. Kalındı. Mum dikmiş. Ekmeği diğerlerine göre daha basık. Onunki de. Benimki mi basık? Basık dediğin ekmek Tuğba'nınki gibi olur.